Bu benim verdiğim bilgiler. Zannetmeyin ki benim arka bahçede bir laboratuvar var. Bunları ben üretiyorum. Ondan sonra da size veriyorum. Veya benim işte Karen'in filozofisi böyle veya işte şeyi böyle, inanışı böyle diye değil. Bunlar hepsi kitap bilgisi. Oturun Google'layın. Hoşunuza gitmiyorsa okey, problem yok. Yani kapatırsın. Bu bir bilgi yalnızca. Ondan sonra ve benim amacım size bu bilgiyi verebilmek. Siz bunu alır, nasıl kullanırsanız o size kalmış bir olay gerçekten. Gerçekten. Ama gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ben dün bir arkadaşı gördüm. Daha doğrusu Türkiye'den bir aylığına gelmiş. Los Angeles'a. Hadi Tony ile gidelim, görelim, ziyarete gidelim filan. Ama bir arkadaş değil de yani böyle bir tanıdık diyelim. Çok da sevdiğim bir insan. Ve oturuyoruz, konuşuyoruz. Başından geçenleri filan anlattı. Bayağı kiloluydu. Şöyle söyleyeyim, çok tanınmış yaşam koçlarıyla, tanınmış yaşam koçlarıyla çalıştığını biliyorum. Çok acil kilolar verdiğini biliyorum. O kiloların hemen acilen geri geldiğini biliyorum ve bir türlü olmadığını biliyorum. Ve ayrıyeten konuştuğumuz zaman, oturup da bunu konuştuğumuz zaman, bayağı bir oturduk, bir buçuk saat bir kahvaltıyla beraber bir oturduk konuştuk ve çok üzüldüm. 41 yaşında ve göğüs kanseri geçirdi. Ve şöyle diyor, Karen diyor, bütün biliyorum ki diyor, bütün yanlış yaptığım diyetlerle kullandığım haplar, diyet hapları, yağ yakıcılar, bilmem neler, biliyorum ki bunların sonucudur bu diyor. Yani bayağı bir oturduk konuştuk ve şimdi istiyor ki başkalarına yardım etsin. Ondan sonra işte bayağı işte yağ yakıcılardan, çünkü bana dedi ki, aa dedi, bu resmi bana göndermişler ki dedi, işte gidi alayım, işte bilmem ne istiyor, bilmem ne bunu istiyor, yağ yakıcılar çok iyiymiş, çok filanmış. Dedim ki bu gerçekten çok iyi bir konu. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de bu yağ yakıcı konusu çok meşhur ve çok kullanılan bir olay. Ondan sonra işte kanserden konuştuk. Aa dedim, bu da çok güzel konuşulacak bir konu. İşte yok protein tozundan konuştuk filan, böyle bir toparladım. Ben çok üzülüyorum. Ben niye çok üzülüyorum biliyor musunuz? Hepiniz seyredenlerin, hepiniz biliyorum ki akıllı insanlarsınız. Okumuş okumamış o kadar önemli değil ama akıllı insanlarsınız. Ve biliyorsunuz, biliyorsunuz. Yani gerçekten hayır reddetseniz bile içinizde, dibinizde biliyorsunuz aslında doğru olduğunu. Fakat bilginin üstünde oturup hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bilgiyi bilmek başka. O bilgiyle hareket etmek apayrı bir konu. Bilmek çeyreği ama onunla beraber ne, o bilgiyle sen ne yaparsındır önemli. İşte ben biliyorum ama bunlar çok güzel mazeretler ve böyle böyle böyle. Ve kendisi bana şöyle bir şey söyledi. Karen dedi. Ben evvelden derdim ki dedi, işte bu yağ yakıcıyı filan bilmem neyi kullandığın zaman, diyetler yaptığım zaman. Ya Karen, yok başkasına dedim ki yani bunlar iyi değil mesela demişler kendisine. O da demiş ki yani ne olacak, kalp krizi mi geçireceğim? Ne olacak ki yani? Ama şimdi anlıyorum ki diyor, hemen ölmüyorsun. Sürünüyorsun. Diyor ki yaşantı kalitem yarı yarıya bitti diyor. Bitti diyor. Şimdi ve bu bir 41 yaşında bir bayan. O bakımdan ben her zaman şunu söylerim. Amaç 200 yaşına kadar yaşamak değil. Yani çünkü bazen bana derler, Karen işte o 100 yaşına kadar yaşarsın artık. Amacın o. Hayır, amacım o değil. Amacım o değil. Amacım yaşadığım günlerin çok iyi olması, kaliteli olması ve sağlıklı olması. Yoksa uzun yaşamışsın, sürünmüşsün. Görüyorum. Çok görüyorum. Çok görüyorum.
mide ağrılarından tut, depresyonlardan tut, kanserden tut, tiroid hastalığı, lupustur, MS'dir, Alzheimer's'dir. Görüyorum ve çok genç yaşta. Diyabet zaten artık su gibi oldu yani, normale dönüştü. Halbuki normal bir hastalık değil bunlar. Şimdi o bakımdan bir şey yapmanız gerekiyor. Size bir hikaye anlatacağım önce. Evet. Bakın. Bir hikaye anlatacağım. Bunu en belki duymuşsunuzdur. Genç bir erkek, bu çok başarılı bir insanla tanışıyor ve diyor ki tamam, ben ona soru soracağım. Ve gidiyor, böyle çok yüce bir adam, çok başarılı olmuş, yaşlıca bir adam. Hocam diyor, ben diyor çok başarılı olmak istiyorum diyor, çok başarılı olmak istiyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor, bana öğretir misin diyor. Yaşlı bilgili adam da diyor ki, okey diyor, ben sana öğretirim. Fakat diyor, o zaman diyor, yarın sabah diyor, beni deniz kenarında bekle diyor. Bu da diyor ki, Allah Allah, ben yalnızca başarılı olmak istiyorum. Ben denize girmek istemem, deniz kenarında ne alaka, nasıl bana öğretecek filan, ama gidiyor. Adamla buluşuyor ve yaşlı adam diyor ki, denize gir diyor. Denize yürü diyor. O da diyor ki, ama diyor, ben diyor işte elbiselerimle geliniyor, ben denize girmek istemiyorum ki diyor. Ben başarılı olmayı öğrenmek istiyorum diyor. Nasıl başarıyoruz? Beni dinle diyor. Denize gir diyor. Tamam diyor. Geliyor işte bileğine kadar. Biraz daha ilerle diyor. Islanacağım diyor, bu ne biçim iştir diyor, ben yalnızca başarılı olmayı öğrenmek istiyorum diyor, bu ne alaka diyor, deniz ben diyor filan, giriyor dizine kadar. Olmadı, biraz daha git diyor, beline kadar. Biraz daha git diyor, boğazına kadar. Hocam diyor, ben anlamıyorum diyor, bana başarılı olmayı öğretecektin, bu nedir diyor. Biraz daha git diyor, bu sefer ayakları yere basmıyor artık ve başından aşağıya itiyor ve denizin altına sokuyor ve adam cebelleşiyor, kurtulmak için tutuyor ve son anda bırakıyor ve adam denizin altında diye çıkıyor nefes almak için. İşte diyor, nefes almayı istediğin kadar boğulacaktın çünkü. Başarmayı ister isen diyor, ancak o zaman başarılı olursun diyor. Ancak o zaman. Yani mesela astımlı insanlarımız var diye düşünüyorum, eğer seyredenler varsa, astımlı nefes alamayacak durumda geldikleri zaman ne parasını düşünür, ne üstündekini düşünür, ne gidecek yeri düşünür, hiçbir şey düşünmez. O an bir nefes almayı düşünür. İşte bu kadar. Şimdi benim size mesajım, siz yapmak istiyorsunuz sözde. Herkes sağlıklı olmak istiyor, fit olmak istiyor, canlı olmak istiyor, hastalıkları yenmek istiyor ve beni dinliyorsunuz. Fakat tatbike gelince işte istiyorsunuz. İşte. Bu doğruya doğru, çünkü gerçekten isteseydin yaparsın. Gerçekten istersen yaparsın. Mazeretin yoktur. Para kazanmak istiyorsan işine her gün gitmen lazım değil mi? İstemesen de, hasta olsan da sürüne sürüne gidiyorsunuz işe. Neden? Çünkü bir getirisi var. Çünkü başka çaren yok bazı zamanlarda. Buna böyle bakmanız gerekiyor. Başarı, her türlü başarı için buna bakmanız gerekiyor. Usanmadan, etmeden, şikayet etmeden, etsem bile yoluna devam ede ede başarı kazanırsınız. Yoksa ama bu akşam da yemeğe davetliyim. Tamam, bir hafta sonra da işte şeye gideceğim. Doğum günü partisi var. O zaman bu bilgileri ancak işitirsiniz, duyarsınız. Fakat tatbik etmezsiniz. Hikayeyi her zaman, ne zaman ki gerçekten
istiyorsan yaparsın. Bana demeyin ki çok istiyorum ama işte olmuyor. Neden olmuyor yok. Her şey olur. Ha, benimle mukayese etmeyin kendinizi. Karen bunu yapıyor ama ben bunu yılları yapamam çünkü böyle sakatlığım var. Onlarla mukayese etmeyin. Hayır. Başından başla. İlk başından. En basitinden temiz beslenme. İyi uyku. Başından başlayın. Ufak ufak başlayın. Adım adım. Ben buraya 2 günde, 3 günde, 4 günde rahat rahat gelmedim. Ben kilolar aldım, verdim, içki içerdim, bıraktım. Ülserim vardı, midem kanamıştır, kan kusmuşumdur, hastanelik olmuşumdur. Onları yaşadım. Hamilelik yaşadım, sezaryen yaşadım, depresyon yaşadım. Neler neler yaşadım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar pat diye olmuyor. Poponuzun üstünde oturarak olmuyor. Ya da bir saat, iki saat ben bebekle yürürümle olmuyor. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Doğrusunu söylüyorum size. Biraz uğraşacaksınız. Okey, şimdi gelelim ilk konu. İlk konu çok önemli. İlk konu çok önemli. Yağ yakıcılar. Yağ yakıcılar. Yağ yakıcı, yalan. Bir kere başından söylüyorum. Yalan. Boşuna paranızı bunlara vermeyin. Bu bir. Şimdi yağ yakıcı, fat burner kelimesi çok güzel bir şekilde kullanılmıştır. Sizin algılamanızı yani sizin algılamanız yanlış. Fat burner, sen diyorsun ki aslında, bak burada bir tane mesele yanımda var. Şimdi sizler için bunlar. Resim de çektim bir tane. Bu çok ünlüymüş galiba Türkiye'de. Lipo 6 diye. Çok ünlüymüş Türkiye'de. Bir de hidroksikat biliyorsunuz. Şimdi yağ yakıcı diyoruz ki yağ yakıcı. Bizim algımız şu. Ben bunu alıyorum. Benim yağ stoklarıma gidiyor bir şekilde. Böyle bir mekanizması var. Ve ben ekstra yağ yakıyorum. O şekilde ve kafandaki düşündüğün yağ çok. Ve diyorsun ki ben bunu alırsam yağ yakacağım kesin. Okey. Şimdi bu nasıl işe yarar? Ve içindekileri tek tek anlatacağım size ki bir anlayın diye. Bu nasıl yakar? Say ki atıyorum kafadan 8 bardak kahve içtim bir kerede veya 4 bardak kahve içtim bir kerede. Sana yüksek kalp hızı verecek. Kalbim böyle gideceksin. Ayrıca onunla beraber bir ufak bir euforia veriyor. Yani çok iyi, harikayım, muhteşem oluyorsun. Bunun etkisini söylüyorum. Sen bunu alıp gidiyorsun spora. Tabii kalp atışların yüksek. Birden böyle bir yüksek bir sanki esra almış gibi de bir euforia geldi sana. Böyle biraz yukarılardasın böyle. Böyle geziyorsun. Otomatikman böyle gittiğin zaman diyelim ki 20 dakikalık kardiyo mu yapacaksın? 30 dakikayı rahat çıkartıyorsun. Ve say ki 6.0 ile mi koşacaksın? Atıyorum şimdi kafadan. 7.0 ile koşup çok iyiyim diyorsun. Yani bir ekstra efor veriyor bu sana. Ekstra efor. Fat burner dediği o ekstra dakikalarla ve ekstra eforla sen ekstra biraz kalori yakıyorsun. Yani ekstra 100 kalori yakıyorsun. Atalım kafadan şimdi. Ve tabii ufak bir kısmı da yağ olacak. Maksimum %30'dur bu. %30, %35'tir. 100 kalori. Ne etti? 30 kalori yağdan yaktın ekstra. Fat burning. Bak, ekstra fat burning. Ekstra yağ yakıcı.
30'u 9'a böl. Kaç ediyor arkadaşlar? Ve al sana o kadar 3 gram, 4 gram, 5 gram yağ yaktın. Vuuu! 3 gram yağ yaktın. Hadi iyisin. Ama yağ yakıcı değil mi? Yalan yok burada. Şimdi yağ yakıcı dediği zaman şeye girmiyor. Yanlış, nasıl söyleyeyim? Yanlış reklama girmiyor. Yağ yakıyor. Ama senin algıladığın gibi değil. Ve o... Ya bunu da tamam, 3-4 gram fazla yağ yaktın, kusura bakma, 5 para etmez normal genel büyük resme baktığın zaman. Fakat onun yanında bir de tabi biliyorum ki yüzde, yani ben gördüm çok mağazalarda GNC'ye girerdik evvelden, İstanbul'da oraya o dükkana Nutrispor'a filan girerdik ve herkes yağ yakıcı işte konuşurlardı. İsterdim ki bir şey diyeyim, tabi ağzını kapatıyorsun çünkü fazla başkalarının işine karışmamak lazım, işte yağ yakıcıdır filandır. Sonra vücutlarına bakıyorsun, sonra bakıyorsun işte protein tozları alınıyor filan ve bizim umudumuz bütün dıştan aldıklarımız. Ay işte protein tozu aldım, yağ yakıcı aldım, hadi yiyeyim ben. Bir de bunun yanında beslenmen iyi değilse, bir de bunun yanında geç yatıyorsan, arada sırada içki içiyorsan veya sigara içiyorsan veya sigara içenin yanında geziyor isen, sen bilmiyorsun ki, bilemezsin. Kalplerinde bir damar mı az tıkalı var, bir damarlarında bir problem mi var? Çünkü damarlarında problem olup senin haberin bile olmayabilir. Hafif bir tansiyon problemi mi var? Bilemezsin. Ve bunları aldığın zaman saçma sapan, bir de bunun üstüne biraz sigaradır veya arada sırada içkidir veya geç uyumadır, ay de dediğin zaman, bir de iyi beslenmiyorsan, bu sana verir. Kalp problemi ölüme kadar yol açabilir. Çünkü hayatın doğru değil. Okey. Şimdi bu çok ünlüymüş. Gene gösteriyorum. Göstereceğim. Çünkü hiç umurumda değil. Bunun içindeki bir ana tema maddeleri anlatacağım size ki anlayın. Anlayın. Ya içindekini bilin. Ona göre kullan. Veya kullanma, ben dedim ki paranı boşa harcama, ona vereceğim parayla git organik yumurtanı al. Bir ana şeyler var fakat onun yanında. 1, 2, 3, 4 tane değişik boya maddesi var. Ki bunlar biliyoruz ki kanserojen, özellikle kırmızı boya. Ve bunun içinde kırmızı boya da var. 4 tane değişik boya var bunun içinde ve bunlar kanserojen olduğunu biliyoruz. Sodyum benzenite var. Benzenite kanserojendir. Bunun içinde selüloz var, gliserin var ve su var. Şimdi yani bir de üstüne bir hap aldığın zaman ekstradan bir de zehir almış oluyorsun. İçindeki maddelere gelince. Tabii ki kafeinimiz var. Bu belli zaten. Kafein var. Kahve. Onun içinde ondan sonra bir kelime söyleyeceğim size ve sonra da anlatacağım. Teobromin androz. Teobromin nedir? Bunun açıklamasını da buraya yazdım ki size yanlış bilgi vermeyeyim. Bu madde damarlarınızı açıyor, ödem sökücü ve kalp hızı yükseltici. Ve normalde bu ilaç olarak kullanıyor ki ödem atıcı, yani rahatsızlıklarda vesaire. Bu hapın içinde, tamam mı? Ne yapıyor? Damarlarını açıyor, su atıyor ve kalbini hızlandırıyor. Zaten kafein kalbini hızlandırıyor. Bir tane daha üstüne. Okey. Bütün olay bu aslında. Bunun başka işte özel bir madde yok ki bunun içinde, özel böyle mucizevi olarak deponuzdaki yağ yok etsin gitsin de. Öyle bir şey yok. Ve iştah kesici zannediyorsunuz. Hayır, kahve içersen zaten iştahın kesilir. Aynı etki. Bir ekstra bir olay yok burada. Ondan sonra bunun içinde özellikle lipoaltının içinde Advantra
Z citrus astronium var. Bu bizim bildiğimiz, yani bizim söyleyeceğimiz Türkçe acı portakal kabuğu. Acı portakal kabuğu. Okey. Ve bunun özelliği, araştırın Allah'ınızı severseniz. Bunun özelliği kalp atışlarınızı yükseltmek ve tansiyonunuzu yükseltmek. Ve çok dikkatli olunması gerekir. Şimdi bak, toparlıyorum. Dur, bir tane daha, başka bir şey daha var. Bir dakika. Kafein var. Zaten kalbinizi hızlandırıyor. Teobromin var. Hem ödem atıcı, yani idrar sökücü, pardon, ödem atıcı değil, idrar sökücü ve kalplerini hızlandıran. Advantra Z var. Kalp hızlandıran ve tansiyon yükselten. Bak, 3 değişik şey üst üste bindi şimdi kalbiniz için. L-karnitinden L-karnitin de yağ yakmaz. Kusura bakmayın. Evet, haklısınız Muhammed Bey. Bir de ayrıca 2 tane daha bir şey var. Bir yohimbe var. Bir de raw wolfskin var. Bu da size euphoria veren. Aa, çok iyi, birdenbire bütün problemlerim gitti. Hani böyle bir etki veren. Beyin etkisi veren. Okey. Yani bunları yan yana koyduğun zaman sen spora biraz daha gidiyorsun. Ama 3 tane değişik şey var ki kalp atışlarını yükselten üst üste. Şimdi bunlar bir kere tehlikeli çünkü aşağı yukarı konuştuğum, bildiğim kadarıyla hayatlarınız tam düzgün değil. Yemeniz tam düzgün değil, kaliteli değil. Uykunuz işte vesaire vesaire. Şimdi bunu alıyorsun. Bak, bunu alıyorsun. Zaten kahve içen bir memleketteyiz. Çay içen bir kültürdeyiz. Bunlarda zaten kafein ve tein var. Bir de bu hapı kullanıyorsun, tamam mı? Ne oluyor biliyor musunuz? Adrenalin burada değil, böbrek üstü, neyse, burada gösteriyorum. Adrenalin tembelliği yaratırsınız. Çünkü şöyle oluyorsunuz artık. Bunu alıyorsun, çay var, kahve var. Hep böyle geziyorsunuz. Ve otomatikman adrenalin tembelliği yaratır. Bu sefer kilo alışın daha yüksek olur daha sonra. Yani aslında daha berbat duruma gelirsiniz ileride. Dün o konuştuğum bayanın zaten tasdikiyle, çünkü gördüm ne olduğunu. Ve bayağı belli. Anlatabiliyor muyum? Yanlış diyetler ve yanlış kullanılan şeyler ve benim 7 sene Türkiye'de kaldığım zaman karşıma başkalarından ve çok tanıdık, çok tanınmış diyetisyenlerden gelen insanların söyledikleri şuydu. Yanında bir de diyet hapı kullanıyordum. Yanında bir de bu hapı kullanıyordum. Glukofaja kadar veren vardı. Tiroid hapı veren de vardı diyet, sırf zayıflanılsın diye. Mideden iğne olan da vardı, etçi. Bütün bunlar eninde sonunda tatbikatı yanlış olduğu zaman ve bir şey öğrenmediğiniz zaman geri dönüşü bunun canavar gibidir. Canavar. Onun için benim size tavsiyem, yaparsın yapmasın, dinlersin dinlemezsin, hayır dersin, bunlar burada içerikler Google'da var. Ondan sonra burada bu içeriklerin anlatımı, bunu ben yazmadım. Bu normal medical bilgi, yani normal işte nasıl tuz şudur şu moleküllerden oluşur. Bu da böyle bir bilgi. Kabul edersin etmezsin, benimle alakası yok. Çünkü bu size bağlı bir şey. Bunlar bilgi. Okey. Boş şeyler. L-karnitin de öyle, kusura bakmayın. Şimdi gelelim onun yanında protein tozlarına. Şimdi protein tozlarının kategorisi veya C vitamini kategorisi veya balık yağı kategorisi veya o bu bunların kategorisi ek besinler.
ek kelimesini büyük yazacaksınız. Ek. Ek besin ne demek biliyor musunuz? Harika bir hayatın üstüne ek. Ek. Yani aslında senin öyle bir hayatın veya beslenmen olması lazım ki onlar olmasa da olur. Ek. Eksiklik tamamlar. Ama temel kurmaz. Biz protein tozlarına temel olarak bakmaya başlamışız. Yani protein tozları kova 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 alınıyor. Evvelinden sonrasında. Hani protein tozu. Sanki protein tozu öyle bir mucizevi olay ki. Bir kere protein tozu eşittir. Şöyle bir algı var. Protein tozu eşittir spor, eşittir kas yapısı, eşittir erkek. Protein tozu proteindir. Hazım görmüştür. Yani kana daha çabuk karışır. Avantajı odur. Eğer ki eşitlendirecek olursak genelde amino asittir, proteindir. Tavuk yemişsin, protein tozu almışsın. Kategorik olarak aynı. Biri daha çabuk kana karışacak çünkü dediğim gibi hazım görmüştür. Yani amino asittir zaten. Yani protein amino asite dönüşmesine gerek yok. Amino asit şeklinde geliyor. Ve daha çabuk kana karışır. Fakat bir yumurta veya bir balık veya bir tavuk ne kadar sana yardımcıysa, diyelim ki spor için, kas için vesaire, o da o kadar yardımcı. Bir. Protein tozu ben kullanıyorum. Ben size gösteririm ama benimkisi zaten vejetaryen ve bu bir ek olmasa da olur. Temelini bir kere oturttunuz mu, iki öğünle günde protein yeterli kalacaktır. Şimdi öncelikle bir kere. Protein deriz ki proteine ihtiyacımız var. Tabii ki proteine ihtiyacımız var. Yalnızca protein alıp kasa gidecek diye ummayın. Ay ben protein shake içtim, tamam, ben tavuk yedim, harika, müthiş kasımı koruyacağım, kas yapacağım, spor yapıyorum. Karbonhidrat olmaz ise zaten protein kasa giremez duruma gelir. Otomatikman zaten istediğin kadar protein ye, balans olması lazım karbonhidrat ve protein. Ve bunun bir temelini oturttunuz mu zaten her şey yoluna girer. Protein tozları Türkiye'de satılan protein tozları genelde whey protein. Ve whey protein birkaç şey var burada problem. Eğer ki oraya zaten odaklanmış ise. Whey protein bir kere peynir altı suyu. Bu bir. Demek ki normal bizim bildiğimiz ineklerden geliyor o. Ve biliyorsunuz bizim artık ineklerimiz tavuklardan daha problemli. Çünkü işte büyüme hormonu var, antibiyotik var, o var, bu var. Mısır yiyorlar otomatikman, sütleri ve etleri GDO'lu vesaire vesaire. Bu bir. Bir de onun yanında bu haplarda bulunan gibi katkı maddeleri var. Yok aspartamdır, tatlandırıcıdır, boyadır, silikon dioksittir, bunlar kesin var. Yani ve whey protein gaz yapar. Çünkü peynir altı suyu. Gazınız olacaktır. Şimdi şöyle. Proteine vereceğiniz parayı normal yumurtaya verirsin. Şimdi protein de pahalı çünkü. Türkiye'de protein de pahalı. Ve ayrıca içindekiler. Sen doğru dürüst yemeği bilmedikten sonra, yan yana olmayı bilmedikten sonra o protein tozunu niye alıyorsun ki? Yemek ye. Oradan tost, öbür taraftan döner aldığımız zaman aslında daha pahalıya patlıyor. O bakımdan şimdi şöyle bir problem var. Evet.
Evet doğrudur. Yani vücuda fazla protein vermez halinde doğrudur. Aykut Bey çok haklısınız. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ay dur şöyle bir şey dedim ve unuttum. Bravo bana. O kadar çok burada kafamda bilgi var ki. Ay hepsini birden atayım diyorum. Hah aklıma geldi. Doğru Aykut Bey'in dediğine şey bir de ona bir ek koyayım. Hani biz diyoruz ki işte bir kiloya yani kiloya bir gram protein gerekli. Yanlış. Bir kiloya bir gram protein gerekli okey. Bir dakika okey. Fakat hangi kiloya? Alo bizim vücudumuz full kas kütlesi değil. Yağ kilomuz da var. Onları ekarte etmen lazım. Yani aktif kilo başına bir gram protein gerekli. Hadi taş çatlasın 1,5 eğer ki uf muhteşem haltır kaldırıyorsanız. Anlatabiliyor muyum? Alo. Alo. Biz genelleme yaptığımız zaman şimdi diyelim ki 60 kilosun ama 20 kilo yağın vardır üstünde. Atıyorum şimdi kafadan. Attım kafadan. 60 kiloya karşılık yemiyorsun o proteini bir kere. 40 kiloya göre yemen lazım. Ve doğru, fazlası gitmiyor bir tarafa. Ve her şeyin fazlası vücutta. Problem. Şekerin fazlası da vesaire. Okey. Kullanılmadığı müddetçe problem. Şimdi onun için o kadar fazla bir şey değil. Yani o aslında zannettiğiniz kadar aman haldır haldır protein yemem değil. Kombinasyonu doğru yapmanız gerekiyor. Ve biliyorum ki bilmiyorum siz hiç bilmiyorum duyuyor musunuz? Çok ölen vücutçular var bu son zamanlarda. Komaya giren, çok ölen, yok ilaçlardan, yok bilmem neden, yok karaciğerleri, yok bilmem ne. Ben biliyorum ki, duydum, daha doğrusu duydum, nereden bileyim. Hani Doktor Karatay diyor, protein tozları zararlı ve karaciğer yağlanması yapar vesaire vesaire diyor. Ve kadın haklı burada. Aynı şeyi ben size diyorum. Neden? Bir kere kalite önemli. Bir kere kalite önemli. Kullandığın her şeyin kalitesi önemli. Bir de kullanma şeklin önemli ve normal hayatın önemli. Bunlar eğer doğru değilse, evet karaciğer yağlanması da yapar. Bir de ayrıca ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bu protein tozları genelde ne zaman kullanılıyor arkadaşlar? Genelde akşam kullanılıyor Türkiye'de, doğru mudur? Çünkü siz akşam spor yapıyorsunuz. Akşam haldır haldır çalışıyorsunuz. E diyorsun ki o zaman ben protein tozumu akşam alacağım. Diyorsun ki 9'da yemek, işte akşam bir evinden alıyorsun. Eminim bunları pek suyla da yapmıyorsunuz siz. Süt koyuyorsunuz. Süt zaten şeker. Filan. Yani aşağı yukarı. Tam ölçemezsiniz. Türkiye'de bunun tam ölçümü yok maalesef. Bunun ölçümünü ancak nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Biz buna dunking test deriz. Türkiye'de yok bu. Yani hayır son geldiyse bilmiyorum. Büyük bir havuza veya bir su kütlesine seni koyar. Bir tartının içinde bütün havanı verirsin, batırırlar vesaire. Böyle bir alettir bu. Bu %100 senin yağını ve kasını, kemikleri, zırtını çıkartır ortaya. Bunlar %100'dür. Yoksa o tanitaya çıkmışsın, yok o bilmem neye çıkmışsın. Bunlar varsayımdır. O da başka mesele. O bakımdan o kadar fazla kafanızı yormayın. Aşağı yukarı vücut o kadar mekanik değil. Arkadaşlar vücudunuz o kadar kaç gram protein yiyeceğim? 2 öğün doğru rus proteini ye günde, çok lazım ama onun yanında doğru karbonhidratı da işte onu da bunu da kullanmanız lazım. Temiz beslenme. Yok ki kaç gram. Örnek veriyorum ben size. Ben bunu daha evvelden de çok bahsetmişimdir. Ben bir kere 40 günlük bir oruç tuttum. 3 sene evvel. Ondan evvel 3 haftalık diyetle veya bilmem neyle hiçbir alakası yoktu. Allah için oruç tuttum. 40 günlük bir oruç tuttum. Bizim orucumuz meyve, sebze, o da gerçekten çok acıkırsan,
ve su. Başka hiçbir şey yok. 40 gün. Başka hiçbir şey yok. Ve çok az yiyorsun. Gerçekten çok az yiyorsun. Ve zeytin. Ve zeytin. Pardon. Ve zeytin. 40 gün. Hem spor yaptım. Hem bakarsanız sebze ve meyve ve zeytine sıfır protein girdi diyelim. Belki sebzelerden 1-2 gram. Kaslarım daha sıkıydı. Çünkü temelim oturmuştu. Bakın, temelin oturursa, uykun doğru olursa vücudun yenilenir. Ve kendini korumasını bilir. Temel. Temel. Onun için bu protein tozlarına fazla yapışmayın. Bu yağ yakıcılara da fazla yapışmayın. Çünkü bunlar değil. Bir de bunun başka bir psikolojisi var. Şimdi bak. Sizin psikolojinizi şöyle anlatacağım. Genel. Herkese hitap etmiyor tabii bu. Yani sakın üstünüze alın, ben kimseyi görmüyorum burada. Suratınızı. Ben yağ yakıcı kullanıyorum. Bir parça şundan da yesem bir şey olmaz. Yarın ekstra kardiyo yaparım ben. Yediğimi yakarım. Yakamazsın. O vücut öyle işlemez bir kere. Çünkü size bu yağ yakıcı psikolojikman size bir açık kapı bırakacak. Diyecek ki yağ yakıcı kullanıyorum, protein tozu alıyorum, sıkı spor yapıyorum. Bir iki bardak şarap içsem ne olur ki? Önemli değil. Yarın ben onu yakarım. Nasıl besleneceksin, nasıl yaşayacaksın biliyor musun? Gram spor yapmıyor gibi muhteşem besleneceksin, üstüne spor yapacaksın. Spor, detoks, sıkı diyetler, birkaç gün ben bir diyet yaparım olur biterler. Silgi değildir arkadaşlar, yaptıklarınızı silemezsin. Onun için siz bir spor salonuna gidin, bir gözlemlemeye başlayın. Birkaç ay böyle bir gözlemleyin. Aynı kişiyi göreceksiniz eğer ki aynı saatte gidiyorsanız. Bir bakın bakalım. Aylar geçiyor, vücutlar hep aynı. Çünkü o spor hayatını silmeye çalışıyor. Yani silmek için kullanıyor. Onun için hiçbir yere gitmiyor vücut. Ve daha da kötü duruma gelecektir arkadaşlar. Vücut muhteşem bir Allah'ın yaptığı, yarattığı muhteşem bir şey. Vücuda bizim öğretecek hiçbir şeyimiz yok. Vücut her şeyi kendisi becerir, yeter ki yeterli malzemeyi ve yeterli ortamı verelim o vücuda. Beta-alanine harika, muhteşem muhteşem. Ben bugün gidip alacağım beta-alanine ve arginine. Burada GNC'de, burada gösterdim daha evvelden, %100 sırf ilaç değerinde beyaz kendisi var. Yani sırf onu alıyorsun, tebeşir gibi berbat bir tadı var ama çok iyi vücut için. Ama şu çok iyi dediğim zaman şunu lütfen şunu antre parantez söylemek istiyorum. Çok iyi demek, o zaman bunu alayım, onu alayım, birdenbire her şey düzelecek. Ama sakın yanlış anlamayın, Aykut Bey eminim siz biliyorsunuzdur. Ama her şey düzgün olduğu zaman onun %1 yararını görürsünüz. Okey, o bakımdan hiçbir şey mucize diye bakmayın. It was beta-alanine and what honey was very good? Citrulline. Çok çok iyi diyor. Amino asit kullanımında sıkıntı yok. Amino asitin ne kadar temiz olduğuna bakacaksınız. Amino asit BCAA'den bahsediyorsunuz. Branch chain amino asit. L-tryptophan. Tryptophan is sleep. That's for sleep. Akşam için. Çok çok iyidir. Bir de kafa yapısı için böyle. Sakinlik için. L-tryptophan gayet iyidir. Dikkat edilmesi lazım bunların.
Protein tozsuz çok kolay büyürsünüz. Protein tozsuz nasıl büyürsünüz? Çok normal. Yemek yiyerek, protein ve karbonhidrat doğru zamanda beslenerek ve doğru spor yaparak. Akşam spor yaptığınız zaman istediğiniz gibi büyümeyeceksiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Harika muhteşem ye. Harika muhteşem ye. Akşam uykun kaliteli olmasın. Onaramayacağınız için büyümeyeceksiniz. Say hello. Hello. No. You are you? I can see your face. Hello. Kendisi gidiyor. Bakıyor ki ne var ne yok. Anlasa keşke bir, ama anlamıyor. I'm talking about people, the things that they believe, but it's they don't work. Like they say fat burning, but what does it mean fat burning? How does it, you know, like raising your heart rate and all that stuff? Right. But they might think that they're burning their fat storage or something. Yeah. About protein, the protein powders that, you know, people think that protein equals muscle equals sports equals men. I'm just trying to clear that those are all supplements, meaning supplements to your life. I'm just talking about that. Oh, they're asking, what do you think about whey protein? Not good. İyi değil diyor. Kendisi whey protein kullanmaz. Hani whey protein just another word for milk. Peynir altı suyu olduğu için yani sütün başka bir şey diyor ve çok şişirir kendisi, çünkü evvelden whey kullanırdı. Şimdi açıkçası çok senelerdir benim yüzümden ben bir vejetaryen protein tozuna onu bir dene dedim. Sonra whey, ya bir iki kere de whey kullanayım, yanlış yani şey oldu, böyle bir örnekler vermişlerdi ona, onu kullanayım bari dedi. Midesi şişti, berbat hissetti vesaire vesaire. BCAA gayet güzel. Şimdi bir dakika. Sizi buradan bir dakika şey yapıyorum. Sizinle bir yürüyorum. Sizi yalnız bırakmayayım, sonra üzülürsünüz, ağlarsınız. Bir dakika. Şimdi... Bunu aldım. Proteinimi aldım. Ondan sonra burada o kadar çok şey var ki hemen ben okey, bunu da aldım, BCAA'yı da aldım. Hadi sizinle gidiyoruz ve size göstereceğim. Okey. Şimdik. Protein tozu bunu kullanıyorum ben. Ve şimdi bir dakika öbür taraftan göstereyim. Çünkü ters görüyorsunuz buradan. Bir dakika döndür Karen. Okey. Bakın döndürüyorum. 30 gram protein var. 5.5 gram BCAA var. Glutamin ve glutamik asit var ve probiyotik var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biz bunu kullanıyoruz. Tony de bunu kullanıyor, ben de bunu kullanıyorum ve ben bunu kanser hastalarına bile verebiliyorum. Çünkü kanser hastaları hayvansal gıda yememeleri gerekiyor arkadaşlar. O da başka mesele, ama proteine ihtiyacı var. Ne yaparsın bu sefer? Balık yiyebiliyorlar, yumurta yiyebiliyorlar, ama tavuk, hindi, kırmızı et olmaması gerekiyor, ama protein ihtiyaçları var. Ve biliyorsunuz kanser hastaları maalesef bağırsaklarında ve midelerinde çok büyük problem yaşadıkları için ve iştahları olmadıkları için bir şekilde onlara kalori vermeniz gerekiyor. Günde 2-3 kere çok kolaylıkla bunu götürebiliyorlar. Çünkü likit, hazmı yok, sebze, katkı maddesi yok. Kanser hastalarına ben bunu veriyorum. Şimdi gelelim BCAA. Ben bunu kullanıyorum çünkü Derya Hanım. Okey. Bunu gösteriyorum. Bakın. Ben bunu kullanıyorum çünkü bakın yazıyor burada. No boya, boya yok. Tatlandırıcı yok. Ve başka yani tatlandırıcı yok, bir de başka malzemeler yok. Temiz. Ben bunu kullanıyorum. Bu da Mersi. Okey. Okey arkadaşlar. Şimdi size birkaç şey, yani bunlar konular bitmez. Fakat size birkaç bir şey okumak istiyorum. Bu da kanser hakkında. Okey.
Okay. 1930, bunlar bir Allah'ını seversiniz, bunları oturun Google'layın bulursunuz siz de. 1931 yılında tıp alanında Nobel ödülüne layık görülen Alman doktor Otto Warburg ilk defa kanser hücrelerinin, 1931'den bahsediyorum, alo 1931, hücrelerin sağlıklı hücreleriyle karşılaştırıldığında temel anlamda farklı bir enerji metabolizmasına sahip olduğunu keşfetti. Kanser hücreleri canavar gibi hücredir, çok aktif hücrelerdir ve günde en az 5000 kalori yakarlar. Bir de yani normalde kanser hastaları kanserden ölmez, zafiyetten ölür. Nobel tezinin özü, kötü huylu tümörlerin normal dokularla karşılaştırıldığında anaerobik glikozda sık sık artış sergilemeleriydi. Bu süreçte glukoz şeker kanser hücreleri tarafından yakıt olarak kullanılır. Okey. Karen, bunlar yalnızca bilgi okuyorum size arkadaşlar. Lütfen sinirlenmeyin. Kanser hastalarının %40'ının yetersiz beslenmeye ya da keşeksi nedeniyle hayatlarını kaybetmelerinin nedenlerinin biri budur. Dolayısıyla kanser tedavileri, İştahını yitiren kaşeksi hastaları için beslenme düzeni, besin takviyeleri, oral olmayan solüsyonlar, ilaç tedavisi, egzersiz, aşamalı kilo verme ve stresi azaltma yoluyla kan şeker düzeylerinin düzenlenmesini içermelidir. Uzman rehberliği ve hastanın öz disiplini de kanser sürecinin bu noktasında büyük önem taşır. Buradaki hedef, beslenme düzenindeki şeker veya karbonhidratları ortadan kaldırmak değil, kanserin besinsiz kalmasına, yani kanseri besleyen besinlerin çıkartılmasına ve bağışıklık işlevinin güçlenmesine yardımcı olmak için kan şekerinin dar bir aralık içinde denetim altında bulundurmaktır. Yani, okey, şimdi. Okuyorum. Çeşitli kanser türleriyle ilgili kanser oranları yükselmektedir. Aşağıdakiler gibi çevresel yaşam tarzıyla ilgili etmenler gitgide artan biçimde sanık olarak gösterilmektedir. Böcek ilaçları, kimyasallara maruz kalmak, normal aldığımız farmakolojik ilaçlar, işlenmiş ve yapay gıdalar ve ambalajın içindeki kimyasallar, kirli elektrik, kablosuz teknoloji, bu da bir etken, obezite, stres ve kötü uyku alışkanlıkları, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak ve güneş kremleri kullanmak. Ben yazmadım. Bu liste doğal olarak tüm etmenleri kapsamamaktadır. Ancak atalarımızın sağlığıyla ilgili yapılan araştırmalar kanserin doğal bir hastalık olmadığını ve genetiğin birincil bir etken olmadığını göstermektedir. Şimdi başka bir şey okuyacağım size. Bu birilerinin söylediği, doktorların konuştuğu. Okay. Dr. Neil Bernhardt demiş. 1982 yılında Ulusal Araştırma Konseyi beslenme düzeninin muhtemelen kanser salgınındaki en büyük tek faktör olduğunu gösteren beslenme düzeni, besin ve kanser başlıklı teknik bir rapor yayınlamıştır. Bulun okuyun Allah'ını severseniz. Udo Erasmus yazmış. Kanser hücrelerinin imha edilmesinde yaşamsal önemli olan bağışıklık sistemimizin temel yağ asitlerine, temel yağ asitleri, omega 3'lerimiz, C vitamini, B6, A vitaminleriyle çinkoya ihtiyacı vardır ve yüksek düzeydeki karmaşık hücre faaliyetleri için tüm temel besin maddelerini alabileceği olağanüstü ölçüde zengin bir besin kaynağına gereksinim duyar. Temel yağ asitleri eksiklikleri ve temel yağ asitlerinin işlevlerini sekteye uğratan zehirli insan yapımı yapay ilaçlar
toplu adıyla kanser olarak bilinen yağlı bozulma sürecinin koşullarını oluşturabilir. Doğrudur Atılay Bey, bunlar glutamin, L-karnitin, bunlar omega 3 harika, probiyotik çok 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 önemli bunun üstüne ve bunların mega dos alınması lazım ama bunlar dediğim gibi ek besinler, bütün besin düzeni değişmesi gerekiyor, doğrudur. Okey. Bir şey daha okuyacağım, biraz uzun sürüyor, kusura bakmayın. Sir Lane Bard bir konuşma vermiş. Bilmiyorum kaç senesinde ama bu çok eski. Kanser bir medeniyet hastalığıdır. Bu hastalık ilkel yaşamlar süren ilkel ırklarda neredeyse hiç bilinmemektedir. Ama bu çok eski yazılmış bu. Güney Afrikalı zenciler üzerinde 10 yıllardan bu yana uygulamalar yapan yüzlerce tıp uzmanı tek bir kanser vakasıyla bile karşılaşmamışlardır. Öte yandan kanser 10 yıllardır sahil kentlerinde aşağı yukarı beyaz adamın beslenme düzenine göre yaşayan Güney Afrikalı zenciler arasında yaygın olmayan bir hastalık değildir. Kanser temel anlamda besinlerle ilgili bir hastalıktır. Bu hastalık insanların yapay besinlerle yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıkları kentlerde, insanların taze doğal besinlerle beslendikleri, bol bol egzersiz yaptıkları ve bağırsak durgunluğu ve iç zehirlenme konusunda daha büyük şehirlerin hareketsiz bir yaşam süren sakinlerine göre daha az sıkıntı çektikleri kırsal kesimlere göre çok daha yaygındır. Kanserin kökünü kazımak için medeniyetin kökünü kazımak zorunda değiliz. Tek yapmamız gereken yaşamlarımızı doğanın kurallarına göre yenilemek. Çok başka şeyler var ya okunacak ama neyse burada bırakayım sizi. Çok var. 3 sayfa. Tab etmişim. Çıktı. Bakın. Bana soru soruyorsunuz. Karen çok özelden çok mesaj geliyor ve çoğunuza da tam... tam cevap veremiyorum bazen. Çünkü herkes bireysel soruyor ve o bireyleri ben bilmeden kesinlikle cevap vermem. Genelde bir şey söyleyeyim. Ve diyorlar ki işte ben örnek veriyorum. Menopoz için ne yiyeyim? Ne yemek iyidir? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ben size mektuplar okuyorum. Birileri video, hatta Ayça Hanım video yaptı. Mektubunu video olarak bizimle paylaştı. Vesaire vesaire. İşte şu iyileşti, bu iyileşti, öbürü iyileşti. Bir diyabetten şu iyileşti, bu iyileşti. Yok uykusu iyileşti filan filan. Temel beslenme prensibi öğretiyorum ben. Çok ilginçtir ki. Temel beslenme prensibi uyku, spor ve stres yönetimi hastalıkları, değişik hastalıkları düzeltiyor. 10.000 tane değişik ben program yazmıyorum. Ama ben şunu açıkça konuşuyorum size. Geçmişiniz ne kadar problemliyse vücut o kadar zorlanacaktır. Yani ne kadar çok bir şeyler yapmışsanız. Ne kadar... Tam yapmazsın. Mazeretlerin çoktur. İşte o oldu, bu oldu, uyuyamadım, dışarı çıktım. Ay işte onunla kavga ettim, bununla bilmem ne oldu. Mazeretler gene işe yaramayacak. Elinizde 1 milyon dolarlık mucizevi bir program olsun. Bunu uygulama. Yırt at o zaman. At çöpe at. Bunlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Boşuna bana diyorsunuz ki Karen işte tavuk almak zor, yumurta almak pahalı, doğru olabilir. Çok basit beslendiğin zaman aslında daha ucuzdur. Sebzesidir, meyvesidir. Ucuzundan al. İlla 10 tane, 2000 tane değişik sebze yemene gerek yok. Sırf beslenme de değil. Diyorum uyku bedava arkadaşlar. Uyku bedava. Uykuya para vermenize gerek yok. Su da o kadar pahalı değil diye düşünüyorum. Süslü bir su almana gerek yok. Her gün dışarıda tost, poğaça, börek, simit, döner, dürüm alacağınıza onlara da para gerekli.
Haftada bir iki içki içiyorsan ona da para gerekli. Sigara içenler var. Ona da para gerekli. Önemli olanlara bak, herkesin kendi hayatında önemli kıldığı şeyler var. Böyle bir balans var. Ben tercih ederim. Emin olun. Biz de belli bütçelere mecburi sahip olmak zorunda kalan insanları zannetmeyin ki. Hiç zannetmeyin ama hiç. Ben tercih ederim. Benim bir haftada bir sinemaya giderim. Dışarıda yemek yemem. Ben dışarıda o kadar para vereceğime ben tercih ederim. Dışarı para vereceğime sağlıklı bir şey alayım eve. Bu benim. 10 tane tişörtüm olacağına 5 tane olsun oraya para vereyim. Ben seçimim var çocuklarım için. Mesela benimkiler liseye gidiyor. Okulda da yemek alabilirler. Yazdırıyorsunuz. Of, hem de çok ucuz. Yani ucuz aslında. Ama kalitesi nereye kadar? Ya da ben burada pişirip yemek gönderiyorum. Ben burada pişirip yemek gönderiyorum. İçecektir, iced tea'dir, koladır, yok Sprite'tir, yok zırttır, yok M&M'dir, cipstir, kektir, pastadır. Onlara da para lazım. Ona para var ama ne kadar birkaç kuruşsa onları yan yana koysan yumurtanı alırsın. Ben çok gördüm. Asgari ücret alan ama sigarayı içmeyi bilen çok insan tanıdım. Asgari ücret alıp ki çok düşük hakkınız var. Ama her gün büfelerde yemek yiyen. O zaman daha pahalıya patlıyor. O para nereden çıkıyor ben onu anlamıyorum. Hani şimdi zengin olmana gerek yok hayat tarzını doğru. Dediğim gibi uyku bedava. Evinde spor bedava. Spor yasalarına yazılıyorsunuz. Protein tozlarına para var. Yağ yakıcılara para var. Spor salonuna para var. Üyelik için. Ama tavuk balık pahalı. Hani Türkiye'de yaşamamış olsam, hadi neyse diyeceğim. Türk olmasam hadi neyse diyeceğim. Hani böyle bir turist gibi gelmiş olabilirim Türkiye'yi. Anlamayabilirim sizi. Lütfen. Ben Kurtuluş'ta doğdum, büyüdüm. O bakımdan seçimleriniz ve öncelikleriniz önemli. Öncelikleriniz ve seçimleriniz. Dediğim gibi. Arabaya para var. Herkesin altında bir araba var. Ay ben çok gördüm. Hiç arabası olmaması gereken insanların arasında araba var. Nasıl? Araba sigorta lazım, tamir lazım, yağ şey var lazım, park edeceksin o problem, trafiktesin o problem. Hay, korkunç bir şey. Demek istedi. Basit yaşamak istiyorsan, basit yaşamak çok kolay. Pahalı değil, pahalı şeyler almak değil. Kırmızı et zaten yeme. Zaten kırmızı et almış başını götürüyor. Ben bir her gün televizyon seyrediyorum, her gün haberleri seyrediyorum, Fox TV seyrediyorum, onu seyrediyorum. Güldür Güldür Show seyrediyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum Güldür Güldür Show. Ondan sonra işte seyrediyorum her gün. Habersiz değilim. Ha ben Amerika'da yaşıyorum şu dakika. Fark etmez. O bakımdan ne olur? Biraz kendinize özen gösterin. Başka şeylere özen gösterdiğiniz kadar. Biraz kendinize. Ha benim düşüncem bu. Benim bakış açım bu. Benimle aynı hemfikir olmayabilirsiniz. No problem. Hiç problem yok. Bu benim sayfam.
benim bilgilerim, vermişim 25 sene bu işe, Tony ile beraber olmuş bu experience'ımız 50 seneyi aşkın, onun 30 kusur senelik bilgisi var. Hem vücut geliştirme ve halterci geçmişinden geliyor, steroid o bu geçmişinden geliyor, onun bilgisi apayrı. Yan yana koyduk biz bu bilgileri ve biz artık, siz diyebilirsiniz Karen ya ne diyorsun Allah'ını seversen, gazetede öyle demiyor işte bilmem ne, işte vücut bilmem ne, o diyor ki böyle yiyin. Olabilir, olabilir, olabilir. Demek değildir ki doğru. Temel değil, demek değildir ki doğru. Bilmem ne artistleri görüyorsunuz, onun vücudunu görüyorsunuz, bunun vücudunu görüyorsunuz. Medyada, sosyal medyada gördüğünüz şeylere pek aldanmayın derim. Yalnızca tavukla balıkla olmuyor vücutlar, bazı vücutlar medyada gördüğünüz veya işte çizilmiş edilmiş böyle arkasında ilacı var, bilmem nesi var, hormonu var, zırtı var, zurtu var. Çok ve ayrıca o gördüğünüz resimler, bilmem ne vücutçu veya bilmem ne bilmem ne, bunların mesleği, bütün hayatlarını buna adamışlar. Saatleri bunlar. Siz normal insanlarsınız. Gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, ev var, koca var, karı var, işte çocuk var, işte stres var, hayat var, hayat çırpıntısı var. Aynı şeye, kefeye koymayın kendiniz ve onlarla yarışmaya uğraşmayın. Benim gibi burada 51 yaşında olup da aman Allah'ım çizilmiş gibi vücutları olan var. Ben onlarla mukayese edeyim derken mahvolurum. O bakımda siz kendinizin en iyisi olmaya uğraşın. Yok ki başkasıyla yarışın. Başkasının geçmişini bilmiyorsun, başkasının hastalıklarını bilmiyorsun veya parasını bilmiyorsun veya yanındaki koçları bilmiyorsun veya hayatını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Aynısı olamazsınız. Benimle de kendinizi karşılaştırmayın. Kendinizin olabileceğinizin en iyisi olmaya uğraşın. Benim size mesajım bu. O kadar, başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Çoğunuza benim yaşantım çok zor gelebilir. Çünkü siz detay bilmiyorsunuz. Beni bilemezsiniz. Bu evin içinde neler oluyor? Hayatım nedir? Nasıl geçiyor? Kaçta uyanıyorum? Neler yapmak zorundayım? Bilemezsin. Bilemezsiniz. Ben evden çalışan bir insanım. Siz işe gidiyorsunuz ama ben kalkıyorum 5'te. Çocuk var, köpek var, yerler var. Ben ne kadın alırım? Ben hiç Türkiye'de birkaç kere aldım temizlik için. Ne kadın alırım? He, bütün evi ben temizlerim. Bütün yemekleri ben yaparım. Şimdi de köpek çıktı. Köpeğe yemek yapıyoruz. Çünkü köpek hastaydı. 3 hafta oldu. Yalnızca tavuk ve pilav yemesi gerekiyor. Ayda tavuklar pişiyor, pilavlar pişiyor. Tavuklar pişiyor, pilavlar pişiyor. Ay, bitmiyor. Arkasından işte odur. Oradan oraya koşturuyorum. Çocukların okulu var. Oradan oraya her şeyi. Ha, bu benim hayatım. Sizin hayatınız başka bir şekilde. Karşılaştırmayalım birbirimizi. Bu bilgileri alıp en iyi şekilde yaşamayı öğrenelim ve kendimize değer verelim. Saygısızlıktır değer vermezsen kendine. En büyük saygısızlık, ama en büyük saygısızlık öncelikle Allah'adır. Kendine bakmaz isen, kendini çöp kutusu diye kullanır isen ve harhur yaparsan vücuna, önce Allah'a saygısızlıktır. Aynı anda evliysen ya karına ya kocana saygısızlıktır ve çocuğuna saygısızlıktır. Neden? Tony'ye çok sorarlar. Niye hala 58 yaşında bu kadar kendine bakmaya uğraşıyorsun da bu kadar... Dedi ki benim eşim dedi, kötü bir toniye veya kötü bir vücuda veya benim yani layık değil dedi. Benim eşim Karen dedi, onu çok sevdiğim için benim en iyime layık dedi ve ben onu sevdiğim için kendime bakıyorum dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Benim çocuklarım çünkü yorgun, argın, depresif, umutsuz bir anneye layık değil.
Çünkü ben depresifsem, ben sağlıksızsam ben çocuklarıma ne verebilirim? Ne verebilirim çocuklarıma? Nasıl ben mutluluğu, iç huzuru, Allah'ı, işte sağlığı, doğru yemeği, doğru... Ben nasıl öğretebilirim o zaman? O lüksüm yok arkadaşlar. Siz anne babaysanız biraz kendinize gelin. Eski anne babalar nerede acaba? Biz artık al iPad'i al, al benim telefonumu kullan, orada otur, yeter ki sus. Ay ağlayacak mısın? Ay aman aman ağlamasın, beni rezil etmesin, al. Vesaire, ay beni rezil etmesin insanların içinde, aman tamam tamam sus. Yok öyle bir şey. Ama ben sinemaya gitmek istiyorum akşam. Haldır haldır bebekler götürülüyor veya çocuklar pusetlerde götürülüyor. Yeter ki siz akşam dışarı çıkın. Yok böyle bir şey. Anne babaysanız biraz daha değişik olmamız gerekiyor. Aynı şey çocuğun olmasa da geçerli. Bir öğretmen isen aynı şey geçerli. Bütün gün okullarda bu çocuklar. Saatlerce. Neredeyse daha çok okulda, daha az evde. Okuldaki hocalar, alo. Biraz örnek olun. Kendinizle örnek olun. Ve bir çocuk için yapabileceğiniz en güzel şey... İyi bir öğretmen ve bir iyi bir örnek olmak, hayatları boyunca unutmazlar ve bir iz bırakırsınız o çocukların. Ben kötüsünü de hatırlıyorum, iyisini de hatırlıyorum. Hayatıma değen veya bana oturduğum yerde tebeşir kafama fırlatan hocayı da hatırlıyorum. Mesela o zamanlar dayak da yerdik, o zamanlar öyle kurallar da yoktu. Biz sus pus oturduk, tuvalete bile gidemezdik o zamanlar. O bakımdan biraz kendinizden çıkın dışarı ya. Gerçekten parayla olmuyor bu işler. Para al sana işte bunu aldım, al sana en iyi spor ayakkabısını aldım, aman al sana şunları aldım da o olmuyor. O sevgi değil, o sevgi gösterisi değil arkadaşlar. Hadi gel beraber zaman geçirelim. Hadi gel dışarıda biraz bir şeyler yapalım. Hadi bilmem ne vesaire. Bir şey konuşun, edin, örnek olun, sevin. İyi şeyler verin çocuklarınıza. İyi besinler, iyi uyku, iyi örnek. Siz evinizde küfür etmeyin. Eşinizle birbirinizle çocukların önünde bağırmayın. Kavga etmeyin çocuğunuzun önünde. Sinirinize hakim olun. Ağzınıza hakim olun. Ay konu nereden nereye geldi? Ay ben okey tamam bir dakika kendime geliyorum bir dakika. Sizleri seviyorum. Bir seneyi aşkın oldu. Ben çok kolaylıkla İngilizce yaparım. İngilizceye zaten halim kalmıyor arkadaşlar. İngilizce de yapmam lazım ama Türkçe yaptıktan sonra ben... Bitiyor. Bir de bunları İngilizce konuş. Olmuyor. Tony diyor bizim buradaki televizyon prodüktörü niye diyor İngilizce yapmıyorsun diyor. Niye şey yapmıyorsun diyor. Sizleri düşünmekten gerçekten bakın. Türkiye muhteşem bir memleket. Her tarafı güzel. Her tarafı güzel. Aslında insanların dibine baksan onlar da iyi. Ama ne olduysa beyin mekanizmanız değişmiş. Bana hiç politika politika konuşmayın. O değil olay. Kendi evinizin içine bakın önce. Dışarıya bakmayın. Dışarıyı malzeme göstermeyin bana. Önce kendini düzelt. Yapabileceğini yap. Önce yapabileceğini yap. Evini düzelt. Her ev bir çekirdektir toplumda. Her ev bir hücre. Hücre. Hepsi sağlıklı oldu mu vücut sağlıklı olur.
Bizim ev hücre minik çekirdeğimiz bozulmuş. Saygı gitmiş, sevgi gitmiş, uğraşı gitmiş, evlilik üstünde çalışma gitmiş. Hep ben ben olmuşuz. Olmaz böyle. Olmaz böyle. Ne kadar hücreler, çekirdek, toplumun çekirdeği, aileler. Kendi dört duvar aranı düzelt, başkalarıyla uğraşma, sen düzelttin mi başkasına zaten örnek olursun, ışık olursun, ağzını açma.